Hepinize iyi günler. Bugünkü konumuz bilim ve felsefe olacak. Kendimi önce tanıtayım. Adım Haluk Berkmen. Ben fizik doçentiyim. Uzun yıllar üniversitede hocalık yaptıktan sonra yurt dışına gittim. Ve yurt dışında Uluslararası Atom Enerjisi'nde çalıştım. 22 yıl. Sonra emekli oldum. Tabii bu arada hem fizik hem felsefe hem de tasavvuf ve değişik konularla mesela bizim kadim Türk kültürüyle de ilgili çalışmalarım, araştırmalarım oldu. Şimdi bilim ve felsefeden söz edince bilimin bir tanımını yapalım önce. Bilim, deney ve gözleme dayalı, tutarlı bir düşünce şeklidir. Ve bu tutarlılığı da matematikle ve matematiğin de kuramıyla yapılarak pozitif bilimler oluşturulur. Tabii sosyal bilimlerde pek matematik kullanılmaz. Ama sosyal bilimler de gözleme dayanan ve yine tutarlı bir mantık çerçevesinde anlatılan ve oluşturulan bir bakış açısıdır. Onun yanında felsefeye bakacak olursak, felsefenin de tanımında doğanın varoluşu, varlığı, oluşum, insan, insanın özellikleri ve mesela estetik, etik, ahlak yani ve bunun gibi birçok konuları ele alan, hem dünyayı inceleyen, hem insanı yorumlayan, hem de evrenle ilgili ve Tanrı ile ilgili fikirler ileri süren yine bir tutarlı yorumdur felsefe. Felsefenin ilk çıkışında buna filozofi denmemiştir, kozmogoni denmiştir. Kozmogoni üç ayrı yaklaşım veya üç ayrı disiplinin bir araya gelmesinden oluşan bir yaklaşımdır. Kozmogonide Tanrı, evren ve insan üçlüsü vardır. Ve bunların arasında ayrım yapılmaz. Yani bunların üçü bir arada bir bütünsel bakışla açıklanır ve buna kozmogoni adı verilmiştir. Sonra zamanla kozmoloji bildiğiniz gibi evreni, psikoloji insanı ve sosyoloji de işte toplumu açıklayan, Tanrı'yı da teolojiyle açıklayan ayrı ayrı disiplinler oluşmuştur. Ama ilk başta yani milattan binlerce yıl önce diyelim böyle başlamış. Birlik o halinde başlamış ve bunu ilk başlatan da Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus 3 kere kutsal, 3 kere bilge bir insan ve eski Mısır'da yaşadığı söyleniyor. Milattan önce 2500-3000 yıllarına bağlanır. Artık o kadar eski midir bilmem ama ondan bu şekilde söz edilir. Ve onun görüşleri zamanla Yunan felsefesini de oluşturmuştur. Yunan felsefesinde Platon öncesi filozoflar ve Sokrates öncesi filozoflar, sonra Sokrat ve Sokrat sonrası filozoflar diye iki grup olur. Sokrat öncesi filozoflar sadece evrenle ve doğayla ilgilenmişler. Sokrat ve sonrası insanı da incelemiş ve insanla ilgili görüşler geliştirmiş. Tabii bu arada Tanrı da bu işin hep içinde olmuş. Yani Tanrı'yı da dışlamadan anlatmışlar. Mesela Sokrat'ın öğrencisi olan Platon, Eflatun M.Ö. 427 ile 347 yılları arasında yaşamış. Ve ona göre 4 tane cevher var ve 3-4 tane de erdem var. Mesela ateş, su, hava ve toprak onun ileri sürdüğü cevherler. Sonradan bu Yunan tarafından ve diğer Orta Çağ'da dahi bu 4 tane element sanki temelmiş gibi kabul edilmiştir. Ve 4 tane erdem de adalet, cesaret, ölçülük ve bilgelik. Tabii bunların her biri çok önemli ve filozofinin yani felsefenin en temel kavramları oluyorlar. Platon aynı zamanda çok simetri ve düzgün çok yüzlülerle doğayı açıklamaya çalışmış. Mesela ateş onun için bir piramit. Su yine çok 20 yüzlü bir çokgen. Bu şekilde her bir olayı, her bir kendine göre doğayla ilgili varlıkları simetri ve büyük güzelliklerle açıklamaya çalışıyor. Çünkü onun için güzellik, simetri ve denge son derece önemli. Fakat her şeyi de bir
ideale getiriyor. Yani ideal varlıklar, ideal çokgenler, ideal bir toplum, ideal bir tanrı ve ideal bir evren hayal ediyor. Ondan sonra onun öğrencisi olan Aristo ise bu görüşleri reddetmiş ve demiş ki artık her şey ideal değildir. Bizim gördüğümüz, beş duyuyla algıladığımız gerçek üzerinde konuşmamız lazım. Ve felsefesinin bunun üzerine kurmuştur. Yani o da nesneleri kategorilere ayırmıştır. 9-10 kategori olarak tanımlamıştır her şeyi. Ve materyalist bakışın da temelini oluşturmuştur. Çünkü onun mantığı ayrımcı mantıktı. Bu onun felsefesi de ayrımcı mantığa dayanıyordu. Yani ayrım yapmak demek, ya veya mantığıyla düşünmek demek. Yani bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Bir şey ya güzeldir ya çirkindir. Ama Platon için böyle değildi. Ve zaman içinde bu görüşün de eksik ve yanlış kaldığı, yani Aristo'nun mantığının yetersiz olduğu zaman içinde ortaya çıkmıştır. Ama şimdi oraya gelmeden önce bu Aristo'nun mantığından etkilenen bizim İslami filozoflar da var. İslami filozofların başlangıcı, yani daha tam felsefe olarak tanımlayamayacağımız bir dönemde, yani milattan sonra 9. yüzyıldaki İslamiyet'in böyle yayıldığı dönemde mesela Maturidiler ve Eşariler gelişmiş. Maturidiler Semerkant'ta ve Türkistan'da gelişen Türk kökenli insanların felsefi ve dini bakışı. Ve onlar akla önem vermişler. Aynı Aristo gibi aklın çok önemli olduğunu söylüyorlar ve dini yorumlarda akla değer veriyorlar. Eşariler ise onlar dini yorumlarını daha ziyade nakil, yani nakil derken işte kadim insanlar, yani bilgelerin nakli ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in nakli şeklinde yorumlamışlar ve aklı biraz da geriye itmişler. Dolayısıyla eşarilik ve maturidilik iki farklı bakış açısı olmuş İslam'da. Fakat İslam'da ayrı bir şey daha var. Yani Aristo'dan sonra, mesela İslam'da filozoflar da gelişmeye başlamış. Mesela Farabi 850 ile 950 yılları arasında yaşamış bir kişi. Kazakistan'ın Farab şehrinde doğmuş. Tabi o zaman Kazakistan diye bir yer yok. Hani bugünkü Kazakistan, ama o gün Türkistan her taraf. Ve o bir Türk filozofu ve gökbilimle, mantıkla, müzikle ilgilenmiş. Filozof olarak Aristo'yu önemsemiş ve onun görüşlerini aktarmış. Fakat onun yanında da psikoloji ve matematikle dahi ilgilenmiş bir düşünürdür. Onun dini bakışında Tanrı'nın devamlı ürettiğini, yaşadığını ve devamlı bir taşma ile südür teorisini ileri sürmüştür. Südür teorisi taşma demektir. Yani kaynayan bir su nasıl ki kabından dışarı taşarsa, Tanrı'nın da Allah'ın da taşarak bütün evreni yarattığını ve buradan da tabii zaman içinde bu görüşün vahdet-i vücuda dönüştüğünü görüyoruz. Vahdet-i vücut görüşü de teklik görüşüdür. Yani her şey tektir, Allah'tan türemiştir ve Allah'tan başka bir şey yoktur görüşü. Bu gelişmesidir. Yani bu Farabi'nin de yaklaşımıyla ilgili ve südür teorisinin devamıdır. Fakat Gazali Farabi'nin görüşlerine karşı çıkmıştır ve felsefeyi de bir türlü onaylamamıştır. Felsefeye karşı çıkmıştır. Yani bir bakıma aklın ve mantığın düşünce şekline engel olmuştur. Gelişmesine de engel olmuştur Farabi. Bu açıdan ondan sonra biraz işler yavaşlamıştır. Mesela Şahabettin Şühreverdi aynı zamanda işraki felsefeyi de geliştirmiştir. İşraki felsefe ışık kaynaklı bir felsefedir. Yani nurun ortaya çıkışı ve nur görüşüyle, yani ışıkla, aydınlanmayla ilgili bir bakış açısıdır. Ve bu aydınlanma İslamiyet'te olduğu gibi daha ileriki dönemlerde ve hatta daha önceki dönemlerde bile Doğu felsefesinde ortaya çıkar karşımıza. Bu aydınlanma kavramı. Batının aydınlanması değildir ama bu. Bu doğrudan da insanın aydınlanmasıdır. Ve insanın aydınlanması birdenbire
ışık çakar gibi yeni bir bakış açısına, yeni bir dünya anlayışına, yeni bir gerçeklik kavramına ulaşmasıdır. İşte bunu Hint Budizminde ve aynı zamanda Zen Budizminde karşımıza çıkıyor bu görüş. Mesela Hint Budizminde Prajna Paramita demişler. Prajna Paramita bir kıyıdan öbür kıyıya sıçramak. Yani bulunduğun gerçeklikten öteye bir gerçekliğe bir anda sıçrayabiliyorsan işte bu bir aydınlanma oluyor. Aynı şekilde Zen Budizm'de de Satori anlayışı var. Satori de birdenbire hiç fazla bir eğitim görmese bile insanın aydınlanabileceğine dair inançtır bu. Ve tabii bu felsefe değildir tabii, bu bir yaşam tarzıdır. Ama felsefi olarak bakacak olursanız 1126 ile 1198 yılları arasında İbn-i Rüşd yaşamış. İbn-i Rüşd. İbn-i Rüşd de Batılılar Averroes adını verirler. Kendisi eski İspanya'da doğmuş, Córdoba yani Kurtuba'da doğmuş ve orada uzun yıllar yaşadıktan sonra yine Fas'ta vefat etmiştir. Esasında onun çok önemli bir katkısı vardır Batı felsefesine. Zira Aristo'nun eserlerini Yunanca'dan Arapça'ya çeviren kişidir İbn-i Rüşd. Ve İbn-i Rüşd dinle, hukukla, felsefeyle, siyasetle ilgili birçok eserler vermiştir. Ve Batı'nın çok birdenbire aydınlanmasına veyahut da bir yeni bir dünya bakışına ulaşmasına katkıda bulunmuştur İbn-i Rüşd. İbn-i Rüşd'den sonra 1165 yılında doğan ve 1240 yılında Şam'da vefat eden Muhittin İbn-i Arabi. Yine Endülüs'te doğuyor. Yani aslında İbn-i Rüşd'ün öğrencisidir Muhittin İbn-i Arabi. Ve onun da felsefeyle, İslam felsefesiyle çok önemli eserleri vardır ve katkıları vardır. Mesela Füsus-ül Hikem ve Fütuhat-ı Mekkiye diye iki ayrı önemli eser vardır. Bunlar da hem dinden hem felsefeden hem insandan, insanın yapısından, pek doğayla ilgilenmemiş olsa bile insandan ve Tanrı'dan çok yoğun bir şekilde ilgilenmiş ve onunla ilgili eserler vermiştir. Mesela onun inandığı feyz-i mukaddes ve feyz-i akdes kavramları vardır. Feyz-i mukaddes, Tanrı'dan türeyen ışık, feyz. Yani feyz bir çeşit aydınlanma ışıktır. Yani işrakiliğin bir başka kolu oluyor Muhittin İbn Arabi'nin görüşü. Ve kendisi bizim Anadolu'ya gelmiş ve Konya'da uzun yıllar yaşamış. Sadreddin Konevi'yi yetiştirmiştir bir oğul olarak. Ve Sadreddin Konevi Muhittin İbn Arabi'nin görüşlerini yayan ve eserlerini yazan ve onu bir çeşit geliştiren kişidir. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra biraz da daha bir günümüze doğru gelecek olursak 16. yüzyılda René Descartes Batı'da bir aydınlanma döneminin pozitif bilimin başlangıcını ortaya atar ve rasyonel aklı savunur ve kartezyen koordinatları ileri sürer. Kartezyen koordinatlar İki tane birbirine dik eksendir ve bütün doğadaki nesneleri bu iki eksen üzerinde böyle küçük bölümlere ayırarak tanımlar. Bu şekilde aslında pozitif bilim ve analitik geometri ortaya çıkar ve onun devamını da mesela Newton'da görüyoruz. Isaac Newton 1642 ile 1724'te yaşamıştır ve o da hem fizikçi, hem matematikçi, hem filozof, hem de ilahiyatçıdır. Yani o dönemde bile 1600'ler ve 1700'lerin başlarında bile, ortasında bile hiçbir şekilde Tanrı kavramı felsefenin dışına atılmamıştır. Bunun felsefenin dışına atılması çok daha modern döneme aittir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Saf akıl olarak düşünecek olursanız bir tek şeyin Tanrı'nın dışarı atılması Immanuel Kant'la da başlar. Çünkü Immanuel Kant der ki bilgilerimizin kaynağı nesnelerin dış görünüşleri ve onlarla sınırlıdır. Yani aynı Aristo görüşü gibidir. Ve numenal gerçekliğe kendisinden öz varlığa inanmaz. Böyle bir gerçekliği var olsa bile der. Biz bunu hiçbir zaman algılayamayız. Dolayısıyla o Kant'tan sonra artık Tanrı bir kenara itilmiş, felsefe tamamen
İşte dediğim gibi estetik, etik, ahlak yani ve bu şekilde daha ziyade insanın materyal yönleriyle ilgili bir yoruma girmiştir. Bu konuda zannederim bir kısa özet yaptım. Hepinize teşekkür ederim.